Yo, azondan keyin nafl o'qilmaydi. Azondan keyin yangi nafl boshlab bo'lmaydi. Oldingi nafl bo'lsa, azon aytib bo'lsa tugatib qo'yasiz. Tahajjud o'qiyapsiz, azon aytib bo'ldi, tugatib qo'yasiz. Lekin yangi nafl boshlab bo'lmaydi. İmom Termiziyning sunnatlarida keladi. Subohdan keyin 2 rakatdan boshqa namoz yo'q deganlar. Ya'ni o'sha fajrning 2 rakat sunnatidan boshqa namoz yo'q. Bizning mazhabda shu olingan makruh deyiladi o'qisa. Ammo qazo o'qisa bo'ladi. Tahiyyatni ham o'qimaydi. Shayton kiradi degani bitta odam kiradigan joy qolsa kiradi. Endi o'shanda adolat bo'lishi kerak. Kishi adolat deganimiz ya'ni mo'tadillik bo'lishi kerak. O'ta qisilib bir-biriga namozga xalaqit qiladigan, namozni halovatini ketkazadigan darajaga bormaslik kerak. Lekin o'ta haligi holi turib orasiga odam sig'adigan ham turmaslik kerak. Bu yerda masjidlarda shu ozgina e'tiborsizlik bor. Saf to'ladi-yu, lekin jips emas. Bir-birlariga arang tegib temay turish odati bor. Iloji boricha jipsiz turish kerak. Jipsiz turishda qalblarning birlashishi bor. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom namozda safni tekis tutinglar, safinglar xarxilomasin, qalbinglar xarxilob qoladi degan. Ammo yopishib turib, haligi hamma joyi tegib turishi shart emas. Ana Ka'bni to'poni to'piqqa yelkan yelkaga tekizish haqida rivoyat bor. Ba'zi ulamolar uni bir-biriga tegish ma'nosida emas, balki bitta chiziqda turishi ma'nosida aytib tushunishgan. Ya'ni to'pig'ini ro'parasida to'piq turadi degan ma'noda. Bir chiziq bo'lib turish uchun. Shuningdek, bir-biriga tegib tursa yaxshi, ammo u yelka barobaridan oshmasligi kerak. Yonidagi odam sal uzoqroq tursa, oyoq tekizish kerak ekan deb, oyoq katta oshmasligi kerak. Bu sunnatga xilof bu. To'pig'ini to'piga tekizish sunnat deyilmaydi. Topuqqa topuq tegadigan darajada yaqin turish sunnat deyiladi. Shuning bilan farqi bor uni. Topuqni topuqqa tekkizish sunnat emas. Topuqqa topuq tegadigan darajada yaqin turish sunnat. Agar yelka barobarda otish o'zi sunnatda eng kengi yelka barobarda. Yelka barobardan katta otish mumkin emas. Makruh ya'ni sunnatga xilof. Eng ozi ikkala oyoqning o'rtasida 4 barmoq qoladi. Eng to'g'risi har kim o'zini vazni, uyg'onligi, ingichkaligi bo'yi bastiga qarab turib rohata tura olish kerak. Shu asli namozda turish qoidasi. Xushuvni buzmaydigan bo'l. Siz chunki namozda Alloh taolo bilan bog'lanasiz. Siz oyog'ingizni o'nglab, biqiningizni o'nglab tursiz, namoz emas u. Bu hamma shakl parastlikdan kelib chiqqan narsa. Namoz Allohga bog'lanishdan iborat bo'ladi. Tanangizni eng sokin turadigan holatga olib kelish kerak. Odatda shunda kishi yelka barobari oralig'ida ochadi. Odatda yelka barobar deganimiz oyog'ingizning tashqarisi yelka barobari, ichkarisi emas. Shunda yelka yelkaga tegsa, to'poqlar o'z-o'zidan bir-biriga tegadi. Oyoqlar o'z-o'zidan tegadi. Ya'ni o'shunaqa darajada yaqin tursin degan ma'noda aytilgan. Yelka tegmasa ham to'poq tegsin degan emas. Oyoq kelib bo'lsa ham. Bu sunnatga xilof narsa u. Bu nususni noto'g'ri fahmlashdan kelib chiqqan narsa. Tushunarlimi? Havuzunu köpeğe çıkarıyor. Keyin zikir bilen meşgul bugün kişi Allah bilen meşgul oluş gerek. Özü bilenmez. Başını topu alış gerek. Özü bilen meşgul olmayın. Başka bilenen meşgul olmayın. Allah bilen meşgul olmayın. Çünkü zikirde barıp barıp zikirden hem meşgul oluş var. Zikir bilenem işi olmayın. Allah'ın özü bilen kalır. Çünkü zikir hem Allah'dan başka neresi. Zikir Allah Ta'ala'ya yetişiş için kılınır. Lekin aynı zikirini özü uçun emas o zikir. Yani mesela diyelim 100 metre taş götürseniz, bilagisi çıkarken deyse 100 metre zikir kısıyız, kalbimizi açılarken deyken maşık sıfatı kılınmıyordu o. Allah Ta'ala'nın yaşı görgeninden, Allah Ta'ala'nın köp esleyeninden, Allah'a bağlanıyeninden kılınır diyenler zikir. O vesile vasıta böyle. Yani o zikir bilen hem başında meşgul olur da elbette kalp. Barıp barıp zikirden hem o'tib Allohni o'zi bilan qoladi. Zikrni ham zikr ham uni hayolidan olmaydi. O'sha holatga qarab yurish kerak. Yonida biroq turibdimi? O'tiribdimi? Qalbiga nima kelyapti? U narsalar bilan og'rib bo'lmaslik kerak. Kishi o'zida vorid bo'layotgan narsalar bilan og'rib qolishligi to'xtatib qo'yadi o'sishdan. Shaytonning ayni o'zi bo'lsa, og'zini ko'paytirish kerak boshida. Istig'forni aytiladi. Keyin e'tiborsiz qoldiriladi.
Şeytanın vasvasasının en yakışı yolu itibarsız kaldırış. O buna şugullarına cevap verişmez. Kalkı vasvasası olsun ya. O taletteki vasvasası oladı mı? Riyagya sümü agiqiyen vasvasası oladı mı? Zikirdeki vasvasası oladı mı? Onge cevap verip o buna maşgul olmasız gerek. Onu umumen itibar görmezsen onu yok edip tasavvur kılıp ibadet bilen ya ki zikir bilen maşgul olsa o uzu yokup gidiyor. Onge itibar kıyanı sarı o küçüğe uğradı. Şimdi izin mi? Şeytan törüp yanımda değilse şeytanın zikir kılıyken o kadar. Göyen ki. Onu eski alıyken böyle. Ve çünkü Rabia'yı adabiyenin yapının manası şu. Şeytanını düşman tutarsın mı deyse kalbim Allah'ın muhabbeti bilen şuna kanka tuğulgen ki şeytanını yaman kör ediyen cakama gendi. O degen şeytanı yakış görmen degen emez. O şeytan esin bir kim edi degen. Şeytanını yaman körüş için hem esneş gereği mi? O için de vakti yok. Şeytanı düşman tutuştu gibi düşman tutadı. O ayet kezir dedi bir tane şuna kadar zahar paras gel düşünmeye degen aciz. Ayette şeytanını düşman tutayım degen bu düşman tutma yaptı dedi. Düşman tutma dost tutma degeni yok. Düşman tutmayayım ben degeni yok. Belki o böyle meşgul olmayayım ben. Düşman tutuştu en kette en zor yolu şu böyle. Siz düşman tutsayız itibarsız kaldırın en yakışı yolu şu.